Selamlar. Enstrüman alımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili çok fazla soru alıyorum. Bununla ilgili birkaç ipucu verelim. Enstrümanların teknik özelliklerini birazcık bilmemiz gerekiyor. Önce akort sistemlerinden bahsedelim. Yaygın olarak kullanılan sistemlerden. İki akort sistemi bugün çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi burgu dediğimiz, yani içten akortlu sistem. İkincisi ise dıştan akortlu, yani alyan dediğimiz sistem. Burgu sistem dediğimizde kasnağın içinde gizlidir. Zaten içten akortlu olarak geçer. Onun özel bir anahtarı vardır. Kasnağı içindeki vidalar sayesinde iterek, birbirinden uzaklaştırarak gerginliğini sağlar ve bu şekilde akort ederiz. Dıştan akortlu, yani alyanlı sistem dediğimizde ise bendirin dışına yerleştirilmiş olan kanca sistemi kasnağı aşağıya doğru çekerek bir gerginlik sağlamaktadır. Ve enstrüman akordumuzu bu şekilde yapmaktayız. Bu iki sistemin avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedelim. Burgu sistemde avantajımız şu: bir kere birazcık daha hafif olmuş oluyor. Çünkü kullanılan malzeme daha az ve daha hafif. Aynı zamanda enstrümanın dışından gözükmediği için görüntü olarak da tercih edilebiliyor. Dezavantajı da şöyle: burgu sisteminde içindeki vidalar çok fazla sıkmaktan veya gevşetmekten bir süre sonra ahşabı yemeye başlıyor. Yani ahşabı oymaya başlıyor ve belli bir süre sonra kasnak hareket ettirilemez hale geliyor. Yani enstrümanımızı akort edemiyoruz. Bu sistem üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yalnız enstrüman alırken bunu özellikle sormak ve incelemek gerekiyor. Burgu sistem içerisinde kasnağı koruyacak bir muhafaza yaptıklarını duydum. Ama bunu hangi usta yapıyor bunu bilmiyorum. Bu konuyla alakalı net bir bilgi yok. Hani şurada var, burada yok gibi. Bunlar yalnızca rivayetler. Hani ben kullanmadığım için bu konuda özel bir araştırma yapmadım. Ama meraklısı olan arkadaşlar araştırmalarını yapabilirler. Dıştan akortlu sistemde, yani alyanlı sistemde kullanılan mekanizma kasnağı ve deriye direkt temas etmediği için kasnağımızı ve derimizi birazcık daha uzun süre koruyabiliyoruz. Ve aynı şekilde akordumuz da uzun süre stabil kalabiliyor. Dezavantajı ise birincisi kullanılan malzeme burgulu sisteme göre daha fazla olduğu için elbette bir ağırlık yapıyor. Ve bununla birlikte iki akort sistemi arasında bir ağırlık farkı olmuş oluyor, yani enstrümanlarda. Ama bu ağırlık farkı elbette kilolarla ölçülebilecek bir ağırlık değil. Çok uç noktalar değil ama aralarında böyle de bir ufak bir fark var. Hangi sistemde bir enstrüman istiyorsanız bu tamamen sizin kendi tercihiniz olmalıdır. Hani bu biri daha iyi, biri daha kötü gibi bir yorum yapamayız. İkisi de kullanılan, ikisi de tercih edilen akort sistemleridir. Bir diğer önemli kısım kullanılan malzeme. Burada da kasnaktan ziyade önceliğimiz deri olmalı. Üç çeşit deri kullanılmakta. Bunlardan birincisi elbette gerçek deri, hayvan derisi. İkincisi suni deri, yani topraktan yapılma olan deri. Üçüncüsü ise film deri. Film deri de bildiğimiz röntgen filmi kullanılmakta. Gerçek deri hava koşullarına göre genişleyebiliyor. Yani canlı bir madde olduğu için bu esneklikten dolayı zaman zaman akort problemi yaşayabiliyoruz. Suni derinin avantajı ise hem akordumuz daha uzun süre stabil kalıyor, hem de deri çok uzun süre sağlıklı bir şekilde sağlamlığını koruyor. Film derilerde ise birincisi ton elbette oldukça kötü. Çünkü kullanılan malzeme dediğimiz gibi röntgen filmi, yani bu işin doğasında olmayan bir deri. Film deri daha çok bagetle vurulan enstrümanlarda kullanılmakta ve oralarda daha iyi sonuçlar vermekte. El ile kullanılan enstrümanlar, yani el tekniği ya da parmak tekniği kullandığımız enstrümanlarda ise film deri istenen sonucu tam olarak verememekte. Bir derinlik problemi var, rezonans problemi var. Bu rezonansla birlikte elbette tonda çok ciddi problemler oluyor. Bu enstrümanın aslı, yani orijinali elbette gerçek deri. Ama gerçek deri günümüz müzik şartlarında çok fazla kullanışlı değil.
Bu sebeple suni deri, yani gerçek deriye en yakın sesi veren suni deriyi kullanıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.